Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz 30 Mayıs 2023 Fener'in maçı var sevgili arkadaşlar bugün bütün maçlar biliyorsunuz aynı saatte başlayacak Bener biz Antalya Spor karşısında başarılar diliyoruz Diğer kısımda Livakovic'i konuştuk ama bir şeyi eklemeyi unutmuşum arkadaşlar Livakovic geçen oyundan çıkarken önce taraftarı alkışlıyor sonra takım arkadaşlarıyla Teknik ekibiyle bir nevi vedalaşıyor Şimdi bunu görüp de hocam kesin ayrıldı kesin bizde demeyin. Çünkü ya futbolcular bazen kontrat almak için de bunları yapabilirler. Dinamo Zagreb Başkanı Vladka Peras demiş ki Livakovic'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 10 milyon euro. Bu maddeyi karşılayabilecek kulüp oyuncumuzla anlaşırsa haklarını alır. Livakovic bugün maçta oyundan çıkarken taraftarlarla ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı demiş. <laughs> Belki de o da restine rest ulan demiş. Ama tabii çeşitli söylentiler çıkabilir. O takıma gidebilir, bu takıma gidebilir. Bunları geçin. Bakın ben şunu açık yüreklikte söyleyeyim. Ryan Kent, Fenerbahçe Kent'le benim duyumlarıma göre her konuda anlaştı. Yani transfer sezonu da açılır açılmaz kap bildirimini yapacak. Hatta ilk kapımız %99 ihtimalle Ryan Kent olacak. Bakın ilk kapı açıklıyorum size. İlk kapımız Ryan Kent olacak. İstanbul'a gelip sağlık yani sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Sonrasında da arkadaşlar bakın yani kader neyi gösterir, neyi gerektirir bilmiyorum ama Fenerbahçe eğer ligi ikinci bitirecek olursa uzunca bir süreç var önünde. Tabii Türkiye kupasını alırsa direkt Avrupa Ligi playoff'undan başlayacağı için Uzunca bir süreç var. Ligi şampiyon bitirirse inşallah e, Temmuz'un ilk haftası, Temmuz'un ikinci haftası, Temmuz'un üçüncü haftası. İlk resmi maçına Temmuz'un üçüncü haftasında çıkacağı için en erken Temmuz başında e, kampa başlayacak. Bakın burada ince bir nüans var. Bunu anlayın. Yani Fenerbahçe şampiyon olsa bile ligi erken açacağı için Temmuz'un üçünde ya da e, bir Temmuz gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Bunun dışında yani ikinci bitirirse Temmuz'un e, 12'si 13'üne doğru e, bir başlangıç süresi olabilir. Temmuz'un 5'i gibi olabilir, 6'sı gibi olabilir ama daha çok e, yeni sezonda gerçi açıklandı ama hani daha çok Temmuz başı gibi olacak hazırlıklar. Haberiniz olsun. Geçen de Rusya'da bir kamp gördüm. İşte Temmuz'un birinde Fenerbahçe şununla maç, dördünde şununla maç, dokuzunda şununla maç demiş, yazmışlar. Bu çok gerçeği yansıtmıyor rakamların yanına 1 koyabilirsiniz. Temmuz'un işte 11'inde, Temmuz'un 14'ü, 17'sinde olabilir. Bilginiz olsun. Aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Vedat Muriçi bu sezon Mallorca formasıyla 15 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. İtalya'da tutmadı ama İspanya'da gördünüz. Bu şey gibi işte ben size demiştim hatırlıyor musunuz? Vedat İtalya'da tutmaz ama İspanya'ya gitse ben onun yerinde olsam İspanya'ya giderim diye. Benim öngörümü sağlamış oldu. Aynısı Sherlock için de geçerli. Şimdi Dimaria ve Rebiot, Dimaria ve Rebiot ee, arkadaşlar bakın şimdi kimsenin aklıyla alay etmenin lüzumu yok. Fenerbahçe'ye Rebiot'u yazmışlar, Dimaria'yı yazmışlar ve her ikisi de sezon bittikten sonra e, kulüplerinden anlaşıp ayrılacaklar gibisinden. Şimdi Adrien Rabiot Rebiot. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Yaşı 28. 30 milyon euro piyasa değeri var. Fransa milli takımında 36 kez oynamış. 3 golü var. Arkadaşlar bakın. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Artık bunları unutun. Kurban olayım bunları unutun. Herif 47 maça çıkmış. 11 gol 6 asist yapmış. Ulan sana koklatırlar mı? Ba Hocam ama Fenerbahçe büyüklüğü öyle bir büyük. Ya geçin artık. Ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın falan geçin. Bunlar kalmadı. Bu büyüklükler falan kalmadı. Her sana zan kitler. Sonra der ki 20'ye 30'a Milan alacak falan sen de inanırsın. Gerçi İtalyan milli takımına seçilmiş herhalde. Artık kimin torpiliyle seçildiyse. Anca böylelere gelir. Icardi takımıyla sıkıntı olur. Eşiyle sıkıntı olur. Anca böylelere gelir. Unutun artık bunları. Di Maria. yıllık istediği ücret 8,5 milyon euro. Alın Galatasaray. Almazsanız adam değilsiniz. Sosyal medyadakiler. Bak Galatasaray Di getiriyor. Fener getiremiyor diyorsunuz ya. Almazsanız adam değilsiniz. Dimaria'yı Galatasaray'a aldırmazsanız adam değilsiniz. Hadi. Ya yok işte yok. Herifler bu işte bu bitti. Euro 21-22'ler oldu bitti. Ha Euro tekrar 2 liraya düşer. 8,5 milyonda ne var lan? Daha 8 ne var? 10 verelim. Bak Euro 2'ye düşsün. Asgari ücret 8500 TL. Asgar <laughs> yani 4000 Euro falan alıyoruz. Düşün bak birazcık sonra 4000 euro falan alabiliyorsun parana. Manyak mısın? Çok çılgın bir şey olur bu. Bu sefer de biz gurbetçilerin oraya gideriz. açacaksınız kaç kuruş lan? İşte bir ay burada bir ay geçinmek ne kadar? Valla 4000 euroya falan geçiyorsun. 4000 euro para mı lan? Asgari ücret olma biz de falan yaparız. Ya dünya tersine dönse böyle bir şey olur. Böyle isimleri beklemeyin. Arda Güler. Siz yatın kalkın Arda Güler'in arkasını poş, pohpohlayın. Pışpışlayın. Şimdi sözleşmesi yenilenmedi Arda Güler'in. Sercan Hamzoğlu da beni destekliyor. Sözleşmesi revize edildi. Kurallar gereği sezon bitmeden sözleşmeyi TFF'ye bildirmiş. Eski sözleşme maddeleri devam ediyor diyor Sercan Hamzoğlu. Ali Koç yurt dışı gezisinde yurt dışında e, Arda Güler'le yapılacak görüşme Ali Koç Türkiye'ye döndükten sonra olacak diyordu. Muhtemelen Türkiye'ye dönmüştür o görüşmede olmuştur. Şimdi Arda'nın ailesi sezon sonunda Arda'nın Avrupa'ya gitmesini, Fenerbahçe'de bir sezon daha takımda kalmasını istiyor. Şu an Fenerbahçe'nin istediği olacak gibi. Şimdi Başkan Ali Koç Antalya maçından önce ailesiyle görüşecekti. Böyle bir bilgi vardı. Belki de ben bu videoyu çektiğim saatlerde görüşüyordur. 20 milyon euro üstünde bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20'lik payla Avrupa'nın ardaya gitmesi seçenekler arasında demiş İrfan 25. Ancak bu Newcastle'ın yapmayı düşündüğü teklif, e, haber bu şekilde. Bilginiz olsun. Borussia Dortmund, Newcastle United. Bu arada Newcastle United Şampiyonlar Ligi potasında. Sanırım şampiyonlar Ligi elemesine katılıp gruplara kalabilir. Arsenal, Napoli, Ajax ve Anderlecht Arda'nın peşinde diyor ki birçok kulüp var. Ee, en uygun takımı bulmaya çalışıyor Arda Güler kendisine diyor. Hangi takımı daha fazla süre alabilir? Hangisinin oyun sistemine uygun teknik direktör, genç oyunculara önem veriyor mu? Bunlar. Arda ve ailesinin başkan Ali Koç'la yapacağı toplantıda kulüp tercihlerinde bildirmesi bekleniyor demiş haberciler. Arkadaşlar arkanızda yaslanın rahat olun. Arda Güler'de bir sıkıntı yok. 30 Mayıs Salı saat 20 4 Haziran Pazar saat 19 11 Haziran Pazar saat 20.45 2022-2023 sezonu Fenerbahçe adına sonlanacak. Ve Arda de diğer arkadaşları gibi dinlenmeye, tabi önce milli takıma sonra dinlenmeye gidecek gibi duruyor. Haber Global Özel Haber. Yine Sercan olun. Ünlü menajerlik firması. PRP Sport Management'in sahibi Federico Pastorolle beraberindeki iki menajerle 29 Mayıs pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Yani dün gelmiş olması lazım. Astorolle Fenerbahçe ile görüşmek için randevu istedi ve bir, bir toplantı gerçekleşecek. Arkadaşlar bakın menajer bizimle görüşmek istiyor. Fenerbahçe ile transfer için fikir alışverişinde bulunacak ve oyuncu önerecek. Napoli'nin kalecisi Meret. Everton'dan Gray. Liverpool'da kiralık oynayan Juventus'lu Melo. Benfica'dan João Mario gibi isimler boşta şey başta olmak üzere bu e, gibi futbolcuların menajerlerini yapıyor demiş. Ünlü menajerin temsilcinin yaptığı isimlerin intern stoperi Dvraj, e, arkadaşlar bu Dvraj, Dvraj bu ismi bir yere not edin. Dvraj. Tamam mı? Udinese'nin orta saha oyuncusu Pereira'nın kulüpleriyle sözleşmesi bitiyor. Arkadaşlar bu Dvraj'ı bir yere ekleyin. E, Pereira hangi takımdan da bu ya? Udinese. Bu şeyi unutmayın arkadaşlar. Udinese 6,5 milyon euro yaş 32. Yani bizimkilerin böyle bir ismi getireceğini sanmıyorum. Bir de kaptanlık pazı bandı var. 8 numarada. 35 maç 5 gol 9 asist. Vallahi şu istatistik bence hiç 30, 32 yaş pardon 35 mi dedim? 32 yaş hiç 32 yaş istatistiği gibi değil ama Arjantin milli takımda da oynamış. Yani bizimkiler bunu yapar mı? Eh, bizimkiler bunu yapmaz. Bizimkilerde o kapasite yok. Yani Ali Koç'ta. Ama bu Dvrij ismine odaklanın. Neyse bunları da konuştuk. Pastoral ile Belçika'da standart Liyeç forması giyen Türk asıllı 18 yaşındaki genç hücum oyuncusu Cihan Çanağ'ın da temsilciliğini yapıyor. Ee, birkaç Türk var ilgilendiğimiz. Belki bu onlardan biridir. Beşiktaş'tan Koleyin'de menajerlerin üstü, üstleniyor. Ayrıca Beşiktaş'ta da bir görüşme gerçekleştirecek demiş. Şimdi arkadaşlar bakınız ee, bu Camario ismi yani ben direkt bakar bakmaz gözüme direkt o çarptı. Niye? Biz bu arkadaşı yıllarca almaya çalıştık. Ha geldi, ha geliyor, gelir gibi. Yani 14 milyon euro piyasa değeri var. Benfica'nın oyuncusu, yaşı 30, merkez orta saha oyuncusu. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bakın şurası çok önemli. Inter'den bedelsiz bir şekilde Benfica'ya gitmiş. Belki de sözleşmesinde artı bir madde vardır. Bu sezon 51 maça çıkmış. 23 gol 15 asist. 4246 dakika. Yani 38 gollük gol katkısı. 36 diyecektim. 38 gollük. Anlatabiliyor muyum? Bu Camario ismi asla ve asla yabana atmayın. Unutmayın. Lazım olacak. Stefan de Rich. Duraiş artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Inter'in sporcusu. Yani ee, Inter'in sporcusu. Ancak bu Duraiş arkadaşımızın sözleşmesi bitiyor. 1.89 boyunda stoper. 31 yaşında. Hollandalı. Gerçi biz de Hollandalılar yani stoper olarak çok hatırlamıyorum. Zamanında 60 milyon euroları görmüş. Bu sezon 37 maç. 1 gol 2396 dakika. Kime sorsam aynısını söylüyor. BKO yerine bunu alın diyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ama bu Camario ismini unutmayın. Devriji ismini de unutmayın. Ee, yani bu Grey transfer market ya ee... neyse bu arkadaş çok şey yapmayalım. Yani her futbolcunun da şeyini yapmayalım. Mergin Berisha sevgilisi Edona Rodaku ile evlenmiş. ile ilgili biliyorsunuz söylentileri. Sezon başında gitti kiralık. 4 milyon euro verip kulübü, e, bon servisini alacak diyorlar. Ama bakalım kaça alacaklar? Ortada da böyle bir durum var. Atilla Selahi gidicilerin başında geliyor. Menajeri Daniel Kutsner demiş ki Zenit'ten hiç kimseyle Selahi hakkında görüşme yapmadık. Rusya'dan şu an için herhangi bir ilgi yok demiş külliyen yalan. Deniz kulübünün 15 milyon euroluk resmi teklifi masada duruyor. 15 milyon euro. Hocam 15 milyon euro veriyorlarsa seni bile satarım demeyin. Beni satmanıza gerek yok. 15 milyon euroluk teklifi masada duruyor. Bilginiz olsun. İyi de hocam yani 15'lik teklif duruyorsa biz niye satmıyoruz? Hadi düşünün bakalım niye satmıyoruz. Biz 18 istedik. Satamadık ama bu sezon herhalde 18 veren alır. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'ye de çok teklifler var. 30 milyon euro istiyoruz. Gazetelerde 25 yazıyor. Siz gazetelere inanmayın. Siz bana inanın. Biz 30 diyoruz. Belki 30'dan düşüp 25'e anlaşırız. Ya da bonuslu maddeler ekletiriz. Ona bir şey diyemem. Ama durum bu. Samatta şimdi herkes benimle aynı duyumları vermeye başlamış arkadaşlar. Belçika Ligi puan durumu. Neydi benim verdiğim durum? duyum? Genk Şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Şampiyonlar Ligi şeyinde bitirirse, eğer Şampiyonlar Ligi sıralamasında bitirirse, zorunlu opsiyonu var, satın alma opsiyonu diye. Şimdi herkes yazmış, Genç Playoff Grubu'nun son maçlarında lider Royal Antwerp ile oynayacak ve. Şimdi çok komik bir olay var. İki takımın da 25'er galibiyeti, 7 beraberliği, 7 mağlubiyeti bulunuyor. Ama Antwerp 46 puanda, Genk 45 puanda. Sebebi de şu. Normal lig bitince puanlar yarıya bölünüp devam ettiği için Antwerp tek puanda olup avantaj elde etmiş durumda. Bir de burada galibiyet sayısı daha fazla. Şimdi Genk Antwerp'i yenerse Normal sezonda 3 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etmiş e, Union Saints Club Union SG'de kulüp Brüjde'den oynayacak. O da Brüjde bir kere yenmiş. iki kere de beraberlik kalmış. Yani Genç Genk son maçını yenerse şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruba katılacak. Direkt. Ve Samatta'nın zorunlu satın alma mod, maddesi H diye girecek. E, yürürlüğe girecek. Yani 46-46, 45-43. Eğer İkinci bitirirse mi, üçüncü bitirirse mi sanırım elemelerden gidecekmiş. Yani üçüncü bile bitirse elemelerden gidip gruba kalma ihtimali olduğu için, Şampiyonlar Ligi potasında bitirdiği için yeni olabilir. Ama yensin garanti olarak direkt Samattadan e, kurtulalım. Benim bildiğim 3 milyon euro ama arkadaşın bizim bir Cüneyt var o da 4 milyon euro diyor. İnşallah Cüneyt'inki doğrudur. Onu da söyleyeyim. Gelelim önemli duyuma. Anterebiç bir bir de Lukaku. Başlıkta bu iki ismi muhtemelen yazacağım. Ee, çünkü bu iki isim bence iki isimden çok daha ötesi. Şimdi sevgili arkadaşlar sosyal medyada günlük 50 tane 100 tane futbolcu yazılıyor. Bana sorsanız e, ben de bunu doğrularım. Niye doğrularım? Ya arkadaş bak e, Ante Rebic şöyle düşünün bak. Sözleşmesi ne zaman bitiyor? 2025'te bitiyor. Yaşı 29. Hırvat uyruklu bir futbolcu 345 maça çıkmış. Kariyerinde 76 gol, 39 asist. Mevkisi kanat oynayan bir oyuncu. Şimdi buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Yaşı 29, Eylül doğumlu 30'a girecek. Bak yaş yüksek. Hırvat milli takımda oynuyor. İtalya'da aradığı çıkışı yakalayabilmiş mi zor. Yıllarca Almanya, İtalya, Almanya, İtalya gitmiş gelmiş. 32 milyon euro piyasa değeri varken 6.7 milyon euroya Milan satın almış. Çok enteresan. Ve 31 maçta 3 gol 2 asist. 1229 dakika süreyi azalıyor. Milan 6.7 vermiş. Ben size söyleyeyim bu Milan bize ondan aşağı vermez. Ee, onu söyleyeyim. Ha Galatasaray'dan gerçekten Zaniolo'yu istiyorsa onu verir. yine de bir, bir buçuk milyon euro falan verir. Zaniolo'yu alır. Ama bakalım ne olacak. Ben şunu söyleyeyim. Hiç almayacak bile olsak. Rebic ismini sürekli gündemde tutalım olur mu? İkinci isim tarihi bir isim Romelu Lukaku. Fenerbahçe Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor demiş foto maç. 704 maça çıkmış kariyerinde 360 gol 108 asist. Ve 30 yaşındaki futbolcu. Bir şey söyleyeyim. Bir de koklatırlar mı sizce? Yani satın almayı almamayı geçtim. Transfer edip etmemesini. Bize koklatırlar mı? Asla sanmıyorum. Bakın arkadaşlar, beyninizin yüzde yüzünü kullanmanıza gerek yok. Az bir şeyini de kullansanız dersiniz ki Türkiye'de şartlar sıkıntı, gelirler TR, TL giderler Euro. Bu gelir kalasıyla bu gider karşılanmaz. Hani bu aklı fikriyle mevla bulunmaz yani. Bu akıl fikirle hiçbir şey bulunmaz. Şöyle söyleyeyim bir bilet fiyatı. Mesela Fenerbahçe'nin kale arkası bilet fiyatı. 500 TL olsa maç başına. Değer mi? Hocam çüş. 500 TL'yi ne yaptın ya? Sen kafayı mı yedin hocam? 500 TL'ye bilet mi olur? Mesela Fenerbahçe'nin kale arkaları kaç kişiliktir? 20 bin kişiliktir. 500 TL çarpı 20 bin. 10 milyon TL yapıyor maç başına. 38 maça çıkılacak. 19-2'ye böldüm. 2 Türkiye Kupası da 21. Hadi 2 tane de ben ekleyeyim. 23. Ee, Avrupa'da 23. 5 tane çıkalım. 28. Çarp 28'de. Sezon başına sadece kale arkalarından gelir 280 milyon TL. Tabi bunun bilmem kaçta kaçı bilkart vergisi, kaçta kaçı cuhurt vergisi, kaçta kaçı zarf vergisi, kaçta kaçı cuhurt vergisi. Stadımızın 40, bilmem kaç bin kişilik olduğu söyleniyor. Ben bu rakamı 3 ile çarpayım. Yani iki katı olsun. Açık tribinde 1000 lira olsun maç başına. Ve e, bunu da 3 ile çarparsam hem kendisi hem de onlarınki. sezon sonunda toplam 840 milyon TL'lik bir hasılat elde ediliyor. Tabi e, stadyum hasılatı bu kadar. 840 milyon lira. Bunun e, vergisi 240 milyon da vergisi olsun. 600 milyon TL. Yani eksi 240 milyon TL. 600. Bunu bölelim. Bugünkü kurla euro 21. 28,5 milyon euro yapıyor arkadaşlar. 28,5 milyon euro yapıyor. Şimdi soruyorum size. Hayvani bir zam getirip 500 bin liraya bilet satan kombineyi iptal eden bir Fenerbahçe yılda kazana 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 28,5 milyon euro kazanırken yıllık 15 milyon euro isteyen Lukaku'yu getirebilir mi? Ha getirebilir diyorsanız elimde satlık köprü var. Vallahi çok güzel. Anadan 1865 maça çıkmış. Yani 21 maça çıkmış. 14 gol 6 asist. İtalya Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde golleri bu arada. Şampiyonlar Ligi'nde 144 dakikada 3 gol 1 asist. Zaten adamın takım da finale çıktı. Ya arkadaşlar ben de isterim yani ben de isterim Lukaku'yu getirelim. Yani bir göz bir Lukaku'yu arar. Yani göz bir Lukaku'yu arar. Yani ben de isterim. Bak size bir şey söyleyeyim. Sabahtan beri 500 tane adam konuştuk, değil mi? Leverage alabiliriz. %99 alabiliriz. Camarioyu eee iletişimi kurup etkili bir iletişimle 5-6 milyon euroya bitirebiliriz. 2. Anter'e alabiliriz. 3. Arda Güler'le devam ettiririz. 4. Dimar'ya imkansız. Rebiot imkansız. Ryan Kent Fenerbahçe'de diyebilirim. Livakovic çok ama çok zor. Vedat Muriç'i niye söyledim? Ya kimin adı anılsa çöplüyorsunuz. İşte şu olmaz bu olmaz diye. Başka? Roberto Pereira'yı e, konuştuk. Vallahi Roberto Pereira ismi ben soğuk bakmıyorum açıkçası. Onu belirteyim. Ama e, alabilir bir isim mi? Zannetmiyorum. Gray, e, Juventus'lu Melo hani e, adam menajerlik şirketi olduğundan dolayı söylüyorum. Sanırım Arthur Melo ya bu futbolcunun adı. 15 milyon euro piyasa değeri var. Merkez orta saha oyuncusu Brezilyalı. 26 yaşında. Brezilya milli takımında da oynamış. Vay babam vay. Juventus 76 milyon euroya almış Barcelona'dan. 2020'de. Liverpool'a 4.5'a kiralamış. Sadece 4 maç oynamış. 256 dakika. Mesela kaça vermelerini düşünüyoruz? Hocam kiralık. Peki kiralık kaça vermelerini düşünüyoruz? Ya böyle bir sana verlerse oynama garantisiyle verirler. Geçiniz bunu. Ee, Cihan Çanak ismi. Ya bizim çok gurbetçi arayışımız var ama bilmiyorum. Berişa Gidici gibi. Salahi Gidici bence. Berdi Kadıoğlu bence kalıcı. Samat da inşallah gider. Yani Lukaku ismine de ne olur. Hani bana kızmayın ama. Ee, aklınızda kimseyi alay ettirmeyin. Hani bana bazen kızıyorsunuzdur. Hocam sen de günde 50 tane adam ismi veriyorsun. Ben ne yapıyorum? Sosyal medyada konuşuluyoruz Hepsini veriyorum. Ve hepsine de ayrı duyumlarımı açıklıyorum. Ama insanların sizi kaldırmasına izin vermeyin. Ben Allah'tan korkuyorum. Yani Allah'tan korkan insanları takip edin. Yoksa sürekli böyle gidiş geliş yaparsınız. Deviriş ismini ve Camario ismini yani niye aklınızın bir köşesine yazın dedim. Bu bir şifredir. Belki de futbolcularla ilgileniyoruzdur. Görüşme halindeyizdir. Ondan dolayıdır. Kendinize iyi bakın. Bir beğeni çok görmeyin. Fenerbahçe'mize başarılar. Maç önü, maç sonu canlı yayınlarda. Görüşmek üzere.